Merhaba arkadaşlar. Bu gördüğünüz kutu rüzgar türbinleri ve su türbinleri için akü şarj kontrol cihazıdır. Gücü ise 24 volt 70 amper maksimum 80 amperdir. Zaten 24 voltta böyle 70 amperi 80 amperi biraz zor şarj edebilirsiniz. Çok kuvvetli bir alternatörünüzün olması lazım ki o onlara da cevap verebilir. Şu gördüğünüz 100 amperlik soğutuculu diyottur. Fren sistemli olup hem elektronik fren sistemli hem manuel fren sistemlidir. Haberlerde işte fırtına bekleniyor diye duyduğunuz zaman emniyet açısından bunu el frenine çekersiniz. Şimdi sizlere video olarak göstereceğim. Otomatikte yapıyor zaten göreceksiniz. Üzerinde amper metre de vardır 100 amper. Tabii 100 amperde biraz zor görürsünüz. Onu da özellikle söyleyeyim. İlk önce aküyü bağlıyorsunuz. Tabii bu el freninde olacak. Aküyü bağlıyorsunuz zaten kullanma kılavuzunda. Size göndereceğim. Şurada gördüğünüz şört ise bu rüzgar türbünü için fren yaptırır. Eğer su türbününde kullanılacaksa bu çıkarılır. Bunun yerine rezistans vereceğim. O da bir ayrı bedellidir. Onu da özellikle belirteyim. Buraya rezistans bağlanacak su türbününde. Başka hiçbir değişiklik yok. 28.8 volta gelince fren yaptırır. 25.8'de de freni bırakır. Şimdi ben ayrıca şuralara 24 volt 5 amperlik seri bağladım. Halojen ampul. Şimdi bu ampuller çekerken de ne kadar ampul çekti, amper çektiğini de göreceksiniz. Ben şimdi şöyle manuel olarak masaüstü test yapıyorum. Şimdi bunu alternatör olarak görün. Şimdi çevireceğim. Bakın şurada 21 volt. Yavaş yavaş yükselecek. 25.89. 28.8'e geldiğinde ben biraz daha hızlandırayım. Tabii benim aküler, şurada gördüğünüz çıkma ölü akülerin şu ikisini kullanıyorum. Çabuk dolup çabuk boş oluyor tabii ki. Gördüğünüz gibi 28. Ben biraz daha hızlandırayım. Şöyle karşıdan çekeyim. Nasıl fren yaptığını göreceksiniz. Evet. Fren yaptı. Bakın. Evet. Fren yapıp şey yapıyor. Tabii çabuk bırakmasının sebebi de akülerimin ölü olması. Şimdi şunu da özellikle belirteyim. Biraz yavaşlatayım. Mesela biraz önce dediğim gibi rüzgar işte fırtına bekleniyor dendiğinde emniyeti alma açısından bakın alternatörümüz durdu. Aslında bu rüzgarda durmaz. Bu normalde şu şekilde yavaş yavaş dönmeye başlar. Yani tabi burada masa üstünde ben motorla döndürdüğüm için bakın freni bıraktım. Dönmeye başladı. Tabi bunu ben isterseniz biraz daha hızlı şöyle hızlandırayım. Bakın tekrar yapıyorum. Durdu. Freni bıraktım. Şimdi şunlar da faz ışıklarıdır. Alternatörden gelen 3 faz buraya bağlandı. Bu kablolardan biri kopuk diyelim. Veya alternatörden bir bobin arızalı. Biri vermiyor, elektrik vermiyor. O zaman şu yanmayacaktır veya bu yanmayacaktır. Buradan da arızayı da hangi faz gelmediğini göreceksiniz. Şimdi gelelim. Ben şöyle biraz hızlandırayım. Bakın benim şeyler akü aşağı yukarı 2 amperle şarj ediyor. Şimdi ben bunu ampule bağlıyorum. Bakın. Şimdi tabii alternatörümüz zorlandı. Tabii 24 volt 5 amperlik yüke girdi. Bakın. Aşağı yukarı 8 amper. 5-6 amper bunlar çekiyor. 2 amper de akü çekiyor. 8 amper gördüğünüz gibi. Şu anda akü. Tabii bu biraz daha hızlanırsa rüzgarda hem aküler şarj eder. Bakın voltaj yükseldi. Ben de buradan devri yükselttim. Hem enerji kullanıyorsunuz hem aküye enerji basıyor. Şu anda gayet güzel çalışmaktadır. Şimdi mesela bunu çıkardığım zaman hemen frene geçiyor bakın. Tabii hızlı döndüğü için. Evet. Gayet güzel, sağlıklı bir şekilde kullanabilirsiniz. Rüzgar ve su türbinleri için sizlere başarılar diliyorum arkadaşlar. Hayır ya.